nerede yapıyorsunuz? Belediye meclisimizin çok değerli üyesi, saygıdeğer muhtarlarımız ve basınımızın güzide mensupları, sevgili Akörenli çiftçilerimiz, yerli ve milli tohumlu karpa dağıtım törenimize hepiniz hoş geldiniz. Sizleri öncelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunmaya ve İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Hoş geldiniz. Başkanımızın tarımsala verdiği desteklerden Türkiye'de ilk belediye olarak bu belediyemizi yaptığı yardımlardan, çiftçilere verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum tekrar. Köyümüzde yaptığı desteklerden park bahçesi olsun, okulumuz olsun, şimdi Kadıköy yolu da asfaltlanmaya başlıyor. Çalışmalarında başarılar dilerim başkanım. Teşekkür ederim. İstanbul'un çeperlerindeki buradaki toprakları esasında bir tehlikeyle karşı karşıya getiriyor. Hobi evi, yaz evi, bağ evi, kır evi ve arsaların bir miktar para yapmasıyla beraber, imarlı arsalarla beraber buradaki tarımdan bir kopuş, ayrılış, arsaların satılması, tarlaların satılması gündeme geldi. Türkiye bu konuda doğru aksiyonları alırsa, hükümetimizin de şu an tarımla ilgili çok ciddi çalışmaları var. Çok ciddi destekleri var. Olacak, daha da artacak. Çünkü Türkiye savunma sanayi kadar tarım sanayine önem vermek, hayvancılığa önem vermek durumunda. Kendi kendine yeten bir ülke ve ihracat yapan bir ülke noktasına gelebilme durumunda. Biz de bu anlayışla 2019 yılında seçildiğimizde şunu söyledik. Artık Sivri Belediyesi'nin arsaları, tarlaları birilerinin ektiği, biçtiği, belediyenin haberi olmadığı ya da belediye başkanı Ahmet Senek, burayı Mehmet Senek, Hasan sen de şuraya ek diye keyfine göre dağıttığı, icar almadığı, kira almadığı yerler olamaz. Dedik ki biz bu arazileri, tarlaların hepsine el koyuyoruz. İlk yıl 300 dönümle yerli milli sertifikalı arpa tohumu ekimine başladık. Sarı tohumculuğa gittim bizzat Tekirdağ fabrikaya, dedim ki arkadaş sponsor olacaksın, bir proje yapacağız. Adam dedi ki ya ben de niye sponsor olayım, ben bu parayla satıyorum bu tohumu. Dedim ki bakın bu işbirliklerini yapalım, sizin işleriniz en az 4-5 kat. Çünkü Sivri Belediyesi'nin yaptığı bu sosyal projeyle bunu takip edecek belediyelerle beraber yerli milli tohumculukta bir sayfa açacağız ve bu sayfada siz çok para kazanacaksınız. Ve bir şekilde bu projeye başladık ve bu proje şu an Türkiye'de iddia ediyorum. Örnek alınan, öncü olan bir proje. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, tek tek Sivri Belediyesi'nin yaptıklarını kes, kopyala yapıştır, aynısını yapıp çiftçiye destek oluyorlar. Ha buradan memnun muyuz? Memnunum. Mutlu muyuz? Mutluyuz. Çünkü yaptığınız için doğruluğu tescillenmiş oluyor. Taklit ediliyorsanız, yaptıklarınızı birisi yapıyorsa bu doğru yoldasınız demektir. Ve size verilecek her destek, her kuruş, her bir tohum, her bir fide bizi mutlu ediyor. Sivri Belediyesi olarak biz ödüyoruz. Bir proje başlattık, katı gübre serpme makinesi aldık. Kepçe bizden, kamyon bizden, mazot bizden, gübreyi tarlaya serpmek bizden. Ahırlarınızdaki gübreleri bertaraf ediyoruz, edeceğiz. Yok. Her türlü desteği de alırız, her türlü hizmeti de buraya getiririz. Ben bir konunun da altını çizmek istiyorum. Bu topraklar, bakın diyoruz ya, bu topraklarda yaşamanın esasında çok büyük sorumluluğu var. Olurlarıyla Akören, Kadıköy arasında hepinizin çilesi olan yolun
ihalesini Silivri'ye olarak yaptık. İhale sonuçlandı. Bu hafta Cuma günü sözleşme imzalayacağız. Önümüzdeki haftada Akören'in girişinden başlayarak Kadıköy'ün içine kadar yolumuzu, asfaltını yapıp size hediye edeceğiz. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya ve ekibine ve sizlere teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Yapımını Silivri Belediyesi olarak biz yapacağız. 8 kilometrelik bir yol hepinizin bildiği. Geçen gün ben buradan çıkıp oradan geçtim. Gerçekten kullanılabilecek bir durumda değil ama pırıl pırıl yapacağız. Sizin kullanımınıza sunacağız. Ben bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha Silivri Belediye Başkanı olarak köylere gözümüzü kulağımızı kapatmayacağımızı, sizinle beraber olacağımızı ama sohbet kuru muhabbette değil işte böyle üretimle Akören'in problemlerini çözmeyle sizinle beraber olacağımızın sözünü bir kez daha veriyor. Hep sizinle beraber, hep sizin yanınıza belediye başkanı olacağımıza da bir kez daha söz veriyor. Hepinize bol bereketli sezonlar, hasatlar, ürünler diliyor. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. İnşallah Şubat, Mart ayında da yerli milli ayçiçek tohumlarımızı da yine burada bir törenle sizlere dağıtacağız. Bol bereketli olun inşallah. Sayın Başkanımıza hitaplarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sayın Belediye Başkanım, değerli konuklar, sizleri tohumluk arpa dağıtım alanımıza davet ediyorum. Lütfen teşrif buyurun. Buyurun. Gel Sefer Hanım, gel. Gel ortada bir sence. Gel Sefer Hanım. Gel. Kıymetli üyeleri, çok değerli ilçe tarım ve orman müdürüm, esnaf ve sanatkarlar odası başkanım, saygıdeğer muhtarlarımız ve basınımızın güzide mensupları, sevgili Kadıköylü çiftçilerimiz, yerli ve milli tohumlu arpa dağıtım törenimize hepiniz hoş geldiniz. Mahallesi Muhtarımız Sayın Mehmet Yeni Çiftliği kürsüye davet ediyorum. Çok kıymetli Belediye Başkanım, Meclis Üyelerim, İlçe Tarım Müdürüm, Esnaf Odaları Başkanım, İlçe Başkanım, dışarıdan gelen sivil toplum kuruluşları Silivri'nin basın mensupları, gazeteci arkadaşlarım, Kadıköy'ün çok kıymetli, güzel insanları, hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bugün burada Silivri Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz'ın gelenek haline getirdiği, geldiği günden beri bugüne kadar sertifikalı arpa tohumu yaptı, yapmaya da devam ediyor. Olmaz dediler, inanmadılar. Biz bunun mücadelesini hep söyledik. Olacak dedik, olmayacak dediler. Biz bugün başkanıma burada köyüm ve şahsım adına motor olarak teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin. Başkanım, çok söylenecek sözler var. Bugün burada en güzel günümüz. Çiftçilerimizle buluştuk. Bugün çiftçilerimizden bir tanesine, bir tane çiftçi istendi. 20 kişi söyledik, gelmediler. Çiftçilerin adına ben bir konuyu paylaşmak istiyorum çiftçiler adına. Mazot dedik, gübre dedik, tohum dedik vesaire, her şey pahalı. Ama destekler de bunların yanında geliyor. Onlar da var yani. Devletimiz var ya, burada sürekli hep çiftçilerin yanında. Bundan sonrasını Silivri Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz bunun bir daha alternatifini büyüterek daha da iyisini yapacak. Bundan var ya hiç şüphemiz yok. Ama ne olursa olsun, Tarım Kredi Müdürüm gelmiş. Kusura bakma müdürüm, göremedim. Siz de hoş geldiniz. Onun için söyleyecek var ya fazla bir söz yok. Yalnız bizim sütçülerimizin bir sıkıntısı var. İstanbul'da sorun yaşıyorlar. Çünkü zabıtalar tarafından
onlara bir çözüm bulabilirsek, belediye başkanımızın bu konularda var ya, hassasiyeti çok önemli. Bunları zaten el atıyor, uzanıyor. Karpuzları, başkanım burada dedi ki kalan insanların karpuzları muhtarımla beraber belediye bana gelsin dedik. Ben tek başına Volkan başkanımın yanına geldim. Arkadaş, söylendiği zaman var ya, arkasında duralım. Arkasında duralım. Onun için bugün Kadıköy'le muhtarlarım, siz de hoş geldiniz. Bugün burada sertifikalı arpa tohumu dağıtılacak. Kadıköy'lü çiftçilerimize bu destekten dolayı Silivri Belediye Başkanım Volkan Yılmaz'a, meclis üyelerine, belediyenin bütün çalışanlarına, köyüm adına, şahsım adına teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız başkanım. Kadıköy'e desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Çok kıymetli muhtarlarım, çok kıymetli Kadıköy'lü çiftçilerimiz, Kadıköylüler. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kadıköy mahallemiz ekilen arazisiyle, tarım arazisiyle, hayvancılığıyla Silivri'mizin en gözde mahallelerinden bir tanesi. Ekilen miktar ve hayvancılıkta elde edilen verimle Silivri'mizin bir en önde verim noktasında yükünü çekmekte. Döneminde ciddi bir şekilde burada hayvancılık yapılmakta ve Silivri'nin tarım İstanbul'daki hayvancılık adına olan ihtiyacını Kadıköylerimiz karşılamakta. Bugüne kadar 420 bin dönümlük bir tarım arazimiz mevcut Silivri'de. Silivri nüfusumuzun büyük bir çoğunluğu tarım ve hayvancılıkla uğraşmakta ve bu nüfusla birlikte ekonomi de aynı şekilde Silivri'ye yansımakta. Sizler bu anlamda çok önemli bir yüklenmiş durumdasınız. Sayın Başkanım da göreve geldiği gün, ilk günden itibaren bunun anlamını, önemini, Silivri'deki tarım ve hayvancılığın önemini anlayıp sizlere her anlamda 3 yıl boyunca arpa tohumu, silaj aynı şekilde, saman aynı şekilde, ayçiçek yağı ihtiyacı olan vatandaşlarımıza dağıtarak hem sizlere hem tarım ve hayvancılığa Silivri'de büyük bir katkıda bulunmakta. Birlikte yürüyen çok değerli belediye başkanımız Sayın Volkan Yılmaz'ın konuşmalarını yapmak üzere kürsüyü teşrifini arz ederim. Çok kıymetli ilçe başkanlarım, meclis üyem, İl Tarım Orman Müdürüm, Tarım Kredi Kooperatifimizin kıymetli müdürü, Esnaf Sanatkar Odamızın kıymetli başkanı. Ama her şeyden önemlisi bugün bir arada olmamıza vesile olan, her zaman ifade ettiğim gibi, bu toprakların bekçileri, gönüllerini, yüreklerini, akıllarını, nasırlı ellerini bu topraklardan ayırmayan çiftçi kardeşlerim, çiftçi ağabeylerim. Hepinizi hasretle kucaklıyorum. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz diyorum. Silivri Belediye Başkanı olmadan önce bu kahvelerde, bu meydanlarda sizlere hitap etme fırsatı bulmuştuk ve sizlere bir takım sözler vermiştik. Ama esasında bir slogandı, ama o sloganın altının doldurulması da bizim bugün onur ve gurur vesilemiz. Neydi o slogan? Silivri yalnızca sahilinden, yalnızca çarşı meydanından ibaret değildir. Silivri'nin köyleri var. Biz bunu laf olsun, beri gelsin diye söylemedik. Bunun altını dolduracağımızı bildiğimiz ve inandığımız için söyledik. Tabii ki Silivri çok önemli bir kent. Sarımsal kalkınmayla birlikte kırsaldan başlaması gerektiğinden dolayı göreve gelir gelmez ilk işimiz köylerdeki üretimi nasıl canlandırırız, nasıl tekrar, biraz önce Akören Köyü'nde arpa dağıtım törenindeydik, orada da söyledim. Benim çocukluğumda Kamil Obalıyım ben, burada
hem ailemi tanıyan hem de bizim tanıdığımız çok büyüklerimiz var. Benim çocukluğumda Kamil Oba'dan, Celaliye'den, Selim Paşa'dan her akşam kamyonlar dolar, taze soğanlardan tutun, maydanozundan, havucundan, topatan kavunundan, kış kavununa kadar rami haline ürünler giderdi. Danamandıra'dan kamyon kamyon barbunyalar giderdi. Bol bereketli günlerdi. Herkesin harman sonu düğününü, derneğini yaptığı, çocuğuna, kızına evini yaptığı, kredi kullanmadığı, borç almadığı önemli günlerdi. Çünkü Silivri'de üretim vardı.